Rabbim. Ağzımı kapatalım. Yani sıfır acı gerçekten. Allah'ım. Çok komik duruyor ama. Özür dilerim. Bunu görmeyin. Mükemmel. Beni çok sinir ediyor. Böyle bir kapak fotoğrafı istiyorum şu an kendime. Herkese yeniden merhabalar ve hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Günaydınlar. Günaydınlar. Arkadan çok ışık parlıyor. Yes. Nasılız? Bu hafta nasılız? Arkadaşlarım bugün pazartesi. Ve ani bir kararla vlog çekmeye başladım. Çünkü bugün, yani bu hafta daha doğrusu hayatımda iki önemli gelişme olacak. Ve ben de bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle hemen hızlıca güneş kremimi bir uygulayacağım. Arkadaşlarım bugün plak tedavisine başlıyoruz. Daha öncesinde Instagram'dan bahsetmiştim sizlere. Şu dişlerim, öndeki iki dişim bu şekilde yamuluyor. İlk önce bütün yirmiliklerimi çektik. Alttakiler içe, dıştakiler dışa doğru kökleriyle de burayı itiyordu falan. Böyle garip bir şeydi. Zaman içerisinde benim 4 tane yirmilik dişim alındı. Şu mesela içe giriyor. Size şöyle hatta göstereyim bakın. Farkını anlarsınız. Ve diş ortam, bakın ortada değil. Görüyor musunuz? Dişim böyle. Şu şekilde konuştuğum için ben sağ profilimi daha çok seviyorum. Bakın böyle konuştuğumda dişimin yamukluğu. Bakın ne kadar belli oluyor. Bunlar beni artık çok rahatsız etmeye başlamıştı. Sonra Harun da dedi ki sana plak tedavisine başlayalım ve alttaki dişlerimi ıhak ıhak kestiler. Uzun zamandır vlogluyorum bu arada ama sizlere daha öncesinde hiç göstermemiştim. Sonra şey geldi aklıma. Bu sürece girecek olan birileri kesinlikle vardır. Ben toplu bir video yapacağım. Yani bu sürecin nasıl ilerlediğine dair her şeyi anlattığım bir video olacak. Ama öncesinde dedim şöyle ufak bir sizi de bence bilgilendirebilirim. Ne dersiniz? O yüzden bugünden itibaren vloga başlıyorum. Ve perşembe günü de lazere başlıyorum arkadaşlarım. Ben de hayatımda ilk kez lazer yaptıracağım. O yüzden birazcık gerginim açıkçası. Normalde fakirin bu IPL cihazını kullanıyordum ben. Gerçekten güzel de bir cihaz. Ama işte düzenli kullanmak gerekiyor. Ben hep bir şekilde ya tarihini kaçırdım ya o tarihte evde değildim, kullanamadım falan. Hep böyle bir şeyler oldu. O yüzden ben de artık istiyorum ki böyle düzenli bir şeyler olsun. Aksatmam falan diyorsanız sizin için linkini aşağıya bırakacağım. Hem bunu hem de kullanmış olduğum bir model daha vardı. Onu anneme verdim. Mesela annem de evde yapıyor. Şimdi çok hızlıca makyaj yapacağım. Makyaj dedim de işte şu an bir rimel, bir allık süreceğim. Ve çıkacağım. Güne, haftaya, videoya böyle başlayalım istedim. Arkası zaten... Ama biliyorsunuz ki biz samimiyetimiz de varız. Değil mi arkadaşlarım? Ne var? Bornozum var. Ne olacak? Ne olacak sanki? 5-10-15 dakikada hazırlandım arkadaşlarım. Üzerime Veysel'in sweatshirt'ünü giydim. Çünkü neden olmasın. Tedavim zannediyorum ki 4-5 ay falan sürecek. Ve hani böyle şey, içten içe şeyin korkusunu yaşıyorum. Plaklar hep benimle. Dişlerimde olacaklar. Sadece günde 3-4 saat çıkartma hakkım var. Onda da zaten video çekiyor, yemek yiyor oluyorum. Onun haricinde uyurken bile o plaklar benimle. Bir tık tık zor geliyor şu an bana her şey. Odysum günaydın. Nasılsın paşam? Tabii siz görmediniz ama Instagram'da ben daha önce paylaştım. Paris'te böyle uygun fiyatta bir tane yatak aldık. Bakalım tepkisini ölçelim falan diye. Şu gördüğünüz bütün izler Paris'in ısınma izleri. Bakın zaten anlarsınız hani mahvetmiş yani yatağı. Ama sıkıntı değil. Alışıyorsa problem yok. Ne zaman parçalamaya çalışsa çünkü Veysel'le hemen hayır falan diyoruz. Yanında olduğumuz süre zarfında veriyoruz zaten yatağı. Çünkü geçenlerde bir böyle bayağı yırtmaya çalışmış. İçinden süngerlerini falan çıkartmaya çalışmış. Burada değil de yastığında. Aslında öbür tarafında şurasını yırtmış yani. Almıyorum anneciğim. Öyle yırtmaya çalıştığı zaman yatağına alıyoruz. Anlıyor zaten. Yavaş yavaş alışıyor değil mi benim oğlum? Burun ne bu burun? Oğlum var ya aşığım lan sana. Aşığım lan sana. Aşık aşık. Bu ne güzellik ya. Bu bakış ne? Herkes diyor ki Pars neden hep üzgün? Arkadaşlar suratı böyle. Bu kaş yerleri atıyor sürekli. Bak buralar buralar atıyor sürekli. O zaman anneye bir öpücük verir misin? Dudağımda bir şey olduğu zaman öpmek istemiyor. Veysel misin sen? Ha? Veysel misin sen? Ben de senin yanına yatayım anneciğim. Oh, oh. Saçım Pars. Pars. Evet böyle temizlik atakları geçiriyor ara ara. Bir de fark etmişsinizdir. Tüyleri birazcık bir şey. Hayır Pars hayır. Hayır. Bakın şu an mesela ısırıyor. Hayır. Hayır anneciğim. Böyle olduğu zaman topunu veriyoruz. Ah, topunu ısır. Bakın üstünde tüylerinden anlarsınız. Zaten böyle kepek gibi bir şeyler oldu. Pars bir aydır falan birazcık hasta. Egzama olmuş. O yüzden şu an dikkat ediyoruz. Bir ara çok tüy döküyordu. Şu an iyileşme şeyinde. Evet aşkım. Tam olarak onu ısıracaksın paşa. Bu yanağı ne yaparım biliyor musun bu yanağı? Bu kafanın güzelliğini. Allah'ım. Öpücük veriyorsun bana. Ben de seni seviyorum oğlum.
Çok yakışıklısın. Çok yakışıklı. Dur sevmeyeyim. Elimin tersiyle seveyim. Çünkü elimi görüyor musunuz? Salya boy ya. Salya boy musun sen? Neyse şimdi ellerimi yıkayıp hemen çıkıyoruz. Vallahi şıp diye İstanbul Grup Dantel ışınlanmış gibi oldu ama ışınlanmadım arkadaşlarım. Son kahvaltımı yaptım. Şurada dişlerimi fırçalayacağım. Evet benim bunlara alışmam gerekiyor. Yani her zaman yanımda diş fırçası, diş macunu taşımam gerekiyor ki kalıpları her çıkarttığımda temizleyip tekrar... Rabbim. Sizi şimdi şuraya koyacağım. Birazcık garip bir yer ama. Bakayım. Oo, 10 numara 5 yıldız. Ay, hangi renk kullansam? Keşke seçebilseniz şu an. Diş macunları aynıdır herhalde. Üstümle uyumlu olsun. Sarı seçeyim. Ruh hastası mısın Merve? Belki biraz. Şu an Harun'la Veysel'de dışarıda sohbet ediyorlar. Çok seviyorum Harun'u ya. Bu kadar tatlı bir insan olamaz gerçekten. Şöyle bir göstereyim. Diş fırçalarım plastik böyle. Şurada macun var. Şimdi bu nasıl çalışacak? Sen kapıyı kilitledin mi? Ay kilitlememişim de. Evet şu an bastırdım ve buradan macunumuz çıktı. Hemen dudaklarımda bir nemlendireyim. Hadi gidelim ve artık şunların üzeri bir kaplansın bakalım. Aa güzelmiş de fırçalar. Bak gelirseniz burada fırçalayın düşünün. Harun'um nasılsın dostum? Muhteşemim. İnanılmaz enerjim böyle ölüyorum. Aa niye ne oldu? Ben biteyim ya bu aralar. Çekeceğim ya çekeceğim. Bak artık diyeceğim ama. Ay arkadaşlar çok heyecanlıyım gerçekten. Ben bir üstüm başımı çıkarayım bence. Dur sizi nereye koyayım? Koymayayım. Aa Harun'um ya dostum benim. Veysel'cim sen ne hissediyorsun? Merve çok heyecanlı. Abi ben vallahi nötr ya normal hani ne olursa olsun. Evet Veysel çok mutlu. Güzel olsun diyor. Ya yok fark etmiyor yani o kendini kötü hissediyor ama benim için hiçbir problem yok. Ya ama yanlış çok ya. Bilimsel bir açıklama yaptı Veysel. Ya, evet yani. Daha iyi olacak işte. Evet, bu. Evet. Gerçekten şu. O değil de, şu gidecek. Bizim Veysel Hoca da başladı Merve. Gerçekten abi mi? Abi ağzında plakları var şimdi. Ya burada mı Veysel Hoca? Çıktı dışarı toplantıya gitti. Görmek isterdim. Şimdi formalara şöyle bir şey yaptıracağız. Bu demo nasıl sırtta? Daha küçültmeni mi, büyütmeni mi, kötü mü? Bence büyüklüğü gayet ideal. İyi mi? Evet. Güzel yani. Bir de kola koyacağız bir tane burada var. Kola mı? Kol. Kolla ha? Sponsor aldım hocam gösterebilir miyim üzerinizdeyken? Neyi? İstanbul Grup. İstanbul Grup Dental. Olur. Hocam şöyle yapar mısınız? Hocam sağ kolunuzda şöyle yapar mısınız? Bunlar görünsün mü yani? Bence burayı bağlayacağız. Hocam biz doğalız. Biz aynen doğalız hocam. Bizde hiç sıkıntı yok. Ne yapıyorum ben? Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Hazır mısınız? Heyecanlıyım hocam. Ay. Şu anki dişlerim değil mi? Hemen anladım şuradaki üst üste gelişten. Öyle. Şöyle bir gösterelim adım adım nasıl düzeldiğini. Ay çok güzel oluyor ama. Allah'ım. We are the gerçekten ama. Aman Allah'ım. Çocukluğumdan beri şuradaki dişimin düz durduğunu hiç hatırlamıyorum yani. O hep böyle şeydi. O yüzden çok heyecanlıyım. Bunlar ataçmanlar mı hocam? Bunlar ataçmanlar. Şöyle eyvahlar olsun. Ne kadar da bilgili. Tabii ki ben araştırarak geldim. İlk halini bir gösterebilir miyiz hocam? Önden görüyorum. Ay ne kadar kötüymüş. Ya. Ay şu an ben böyle miyim? Ya. Bak nasıl pıt 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 üzerine oturuyor birbirinin. Maşallah. Biz sadece üst dişlerde köpek diş olarak konuşmamış mıydık? Hani arkalara köpek da mı geliyor? Köpek arka. İşte köpek ve arka. Ay çok köpek fazla ataçman var. Onlar görünmüyor ya şey değil. Ama bunlarsız zaten şunun düzelme şansı yok. Şöyle göstereyim sana. Öndeki dişlerimin mi? Bak mesela şunu düşün. Bak ne kadar dönük. Evet. Yani şu olmadan, bu olmadan bunu çevirecek herhangi bir şey yok. Şeyinden tutarak şöyle düşün. Onlar birer şey gibi. Ay bacak şu arkadan gibi. Geliyor ya resmen. Evet. Yani öne geliyor. Senin aslında evet. bir de şöyle bir şansın oldu. 20 plakta hepsini hallediyor olacaksın. Eğer çok iyi kullanırsan 20 hafta ediyor. 20 hafta. Arada eğer bir sıkıntı çıkmazsa bazen sapa da biliyor. Biz kontrol edeceğiz onları artık. Şu an 20 hafta ne yaptı? 5 ay mı? 5 ay. Evet. 5 ay arkadaşlarım böyle pupçuk şeylerle gezeceğim. Ay geldim plaklarımı da görebilir miyiz hocam şu an? Yalnız gerçekten kutusu, ambalajı falan çok inanılmaz cool duruyor. Tutabilir miyiz? Bu şey plakları kurma kabı. Bunun içerisinde muhafaza ediyoruz. Gerekirse plakları temizlemek için temizleme tozu. Bir de şunun içine koyup. Ay inanılmaz şık yalnız. Havalı şekilli. Evet. Bir de şunlar var. Sırayı karıştırmamak adına şey yapmışlar. Çok iyi yalnız tamamdır. Peki bu ikinci kutu nedir? O da bu 10'a kadar, bu 20'ye kadar. Ay çok heyecanlı. Hala zekiyim ben fışkırıyor. 5 dakika sonunda aldım. Evet bunlar da benim ataşman takılacak dişlerim. 2, 4, 5, 5, 5, 10. Onlara bakmamak lazım. Çok fazla, çok fazla var. Onu tutuyorsun çünkü elimde diyor ya. Evet. Onları takacağım çünkü takmak zorunda. Çünkü ağzımda şu an. Kaçabilir miyim?
Ne kadar sürüyor bu? Hayır ben kapıda bekliyorum. O zaman kaydırsınlar. Ortodontinin altın kuralı. Gelen hasta bekler. Vaktinde aldığımız ender hastalardan birisi mi? Gerçekten mi? Artık kamerayla vedalaş sen. Vedalaşamıyorum. Uzattıkça uzatıyor çünkü. Evet. Neysel de eyvah eyvah. Nokta atışı yapıyorsunuz. Aa ne kadar şey. Ama bu o değil. Ha bu değil mi? Değil. Yani o plak ataşmanları yapmak için senin takacağın şunlar. Aa farklı evet. Bu arada yani pilleri ben de oynayacağım. Denetleyelim onları. Buradaki yazılar nedir hocam? Onlar İmizray'ın şey, sembolü. Logo mu basmışlar ya? 20 plağın birincisi. Şimdi her hafta kullanma noktasında sizinle gelip değişim mi yapacağım yoksa kendim değiştirebilir miyim? Tabii kendin değiştireceksin. Her şeyi anlatacağım sana. Tamam. Ha kutuları direkt kaydettim. Ay o zaman şey her hafta bir heyecan var. Aa hem de her hafta pazartesi. Haftaya başlangıçta yeni şeylerle, plaklarla başlıyorum. Ay çok korkunç bir görüntü o ya. Mesela ne biliyormuşsun? Bir tane fotoğraf çekeceğim dur şimdi. Onunla ile konuşabiliyorum farkında mısın? Ya bununla bile konuşuyor ki onunla yani, neler yaptı. Plakla da konuşurum artık herhalde. Zorla görmeye çalışırsak görebileceğimiz şeyler. Ortadan başlayarak şöyle biraz hafif bir baskı uygulayarak. Şimdi neyle yapacağız? Bunu da yine böyle ortadan başlayarak şöyle. Zaten plak nereden daha rahat oturacağını hissettirir. En fazla kuvveti nerede hissediyoruz peki? Ön bölgede mi? Çok güzel. Doğru başlamış ya. Açalım. Şimdi buralara dikkat edelim. Merve aynaya bakar mısın iyice? İyice açalım ağzı. Bak şuralarda görüyor musun? İyice oturduğunu hissetmen lazım. Şimdi sana böyle plastik bir çubuk vereceğiz. Günde 5 dakika kadar toplamda. Şu şekilde oturak şekilde ısırmanı isteyeceğiz. Parmağın değil tabii. Şeyi alabilir miyiz? Saçları... Çubuğu. Böyle bir şey. Sıkalım mesela. Anlatabilir miyim? Daha da geriden olursa daha iyi olur. Özellikle uyumadan önce bunu yaparsak. Hani tam oturduğunu hissetmeniz gerekiyor. Gerekirse şöyle önden de ısırırız. Şimdi ayakla biz bu işi halledelim. Seninle oturalım. Bak bakalım bakayım. Kandırdık. Güldüğünde falan hani herhangi bir belirti şeyi yok. Evet şu anda daha belirgin ama gittikçe azalacak. Gittikçe azalacak bu belirginlik. Çünkü buradaki çapraşıklıklar çözüldükçe daha iyi olacak. Ya açıkçası daha rahatsız edici bir his olacağını tabii düşünüyordum ben. Ha, daha iyi. Yani iyi güzel. Tahminimden daha iyi. Ağacın nemlendirici. Kupkuru oldum şu an. Hocam çok teşekkür ederim bu arada. Olsun. Gerçekten çok ilgilendiniz. Şu andan bence gayet iyi konuşuyorum. Sadece teşekkür ederim. Isırman gereken çubuklar. Günaydınlar herkeslere, arkadaşlarım. Nasılsınız? Bugün bloğumuzun ikinci günü. Kendime gelemeyişimin ikinci günü. Plaklarıma hala alışmaya çalışıyorum. Gerçekten beni birazcık zorluyor. Şu an dudaklarımı nemlendireceğim. Vazelin'in bu. Orijinal olanını kullanıyorum. Çok güzel nemlendiriyor bu arada. Dünden bugüne hayatımda ne değişti derseniz. Çok şey değişti. Hayatı çok sorguladığım bir gün oldu ve şu anda bir daha iyiyim ama. Şöyle ki arkadaşlarım bunu gerçekten asla inkar edemem. Birebir zaten ne oluyorsa size anlatıyorum. Daha yeni uyandım. O yüzden böyle göz altlarım falan fazla çöküp birazcık yorgunum. İlk takıldığında çok okeydi ama sonrasında dişlerimi sıkıştırmaya başladığını hissetmeye başladım. Anladınız siz. Şu ataçmanlar benim dişlerimi tutup olmasını istediğimiz yere getirmeye çalışıyorlar. Alttaki dişimi zaten kesmiştik biliyorsunuz. Alttaki dişlerimin çoğunu kesmiştik hatta. Çünkü benim maalesef çene yapımda dişlerin oturabileceği kadar yer yok. Yani çok sıkışıktı. Plağa takınca zaten hiç anlaşılmıyor. Bu beni rahatsız etmiyor yani. Sadece dediğim gibi dişlerimi çok çekiştirdiğini ve yerlerini oturtmaya çalıştığını dün saat böyle akşamüstü 5-6 gibi hissetmeye başladım ki plaklar 12-1 gibi takıldı. 5-6 saat sonra bana kafası geldi yani size öyle söyleyeyim. Bir minik ağlama krizine girmiş olabilirim. Yani şu ataçmanların hiç görünmeyeceğini düşünüyordum. Fakat konuşurken okey hiç sıkıntım yok zaten. Ve bu arada bir şey söyleyeceğim. Dün çıkışta muhasebeye gittik. Ve kızlarla konuşuyorum falan. Hiç kimse hiçbir şey anlamadı. Böyle yaptım en son. Aa inanmıyorum falan dediler. O yüzden mutluyum. Yani konuşurken gerçekten hiç anlaşılmıyor. Fakat şimdi mesela poz veriyorum, fotoğraf çekeceğim. Görüyor musunuz? Beni çok sinir ediyor. Marka işbirliklerimi nasıl çekeceğim ben bununla hiç bilmiyorum. Nasıl biliyor musunuz? Bak tam tarif edeceğim ve bence bunu anlayacaksınız. Eğer dişinizi sıkıyorsanız ya da daha öncesinde böyle kök ağrısı yaşadıysanız bunu bütün dişlerimde hissediyorum. Özellikle daha yoğun bir şekilde öndeki şu 6-6-12 dişimde daha çok hissediyorum. Çünkü onları çekiştiriyor zaten şu an ataçmanlar. Dişlerim çok sanki bütün gün sinirden sıkmışım ya da böyle uykuda sıkmışım. Uyandığımda o ağrı varmış gibi. Ama o ağrı hep ağzımda. Ve sizlerden bir
sürü mesaj aldım. Beni zaten o çok rahatlattı. İlk 3 gün bu ağrılar çok hani can sıkıcı oluyor. Birazcık baş ağrıtıyor falan. Evet, gerçekten başıma da vurdum. Ama henüz ağrı kesici içecek kadar da değil yani. İçmedim. Görüyorsunuz değil mi? Şu kısmı. Dudağımın iç kısmını birazcık, bak anlıyorsunuz, kesti. Aa, dün bize bu arada Gizem geldi. Gizem'i de hiç çekemedim. Açtım, oturdum, plakları bakıyorum yani bununla arasındaki fark ne? 10. plak arkadaşlarım. Yani 2,5 ay sonra kullanacağım plak. İnanamazsınız. Yani şu diş şöyle düzeliyor. Peki benim bu kadar yakınınıza gelip her şey bu kadar. Allah'ım! Allah'ım! Size faydalı bir içerik olmasını istiyorum. Eğer yaptıracak olanlarınız varsa bu videoları izleyip fikir sahibi olabilir. Olduğu gibi her şeye yansıtmak istiyorum ki bu süreç böyle yani. Bunu bilin. Bunu bilerek yapın. Ben Roaccutan tedavisi de gördüm 7 ay boyunca. Gerçekten mahvoldum. Mahvoldum. Psikolojik olarak da yerlerdeydim falan ama günün sonunda bu cilde kavuştum. Ve şu an şey diyorum yani, iyi ki. Muhtemelen bunun için de aynısını söyleyeceğim. Mertcan zaten şey diyor, güzellik acıtır bebeğim falan. Öyle yani, yapacak bir şey yok. Şu an bunun ve bunun duracağı yer yokmuş yani. Gidiyorlar. Nereye kadar gidebilirse oraya kadar gidecekler. Ve ben artık sizinle hep şöyle konuşmaktan çok yoruldum. Şu an daha özgür konuşacağım muhtemelen. İlerlediğimiz dönemlerde daha rahat hissedeceğim. Bu arada plaklarımı çıkarırken size göstereceğim. Nasıl çıkarttım, nasıl taktım vesaire. Ama şu an güzel bir kahvaltı hazırlayalım diyorum efendim. Sizler de hazırsanız. Güzel dediğime de bakmayın. Evde çok fazla bir şey yok. Domates falan keseceğim. Yumurta haşlayacağım. Sizi de bu arada bardaklığa koymuştum. Basit bir kahvaltı hazırlayacağım aslında bakarsanız. Güne birazcık daha böyle hızlıca uyanabilmek adına. Ama ilk önce bataryamı değiştireceğim. Şarjım bitiyor. Peki benim yakışıklı oğlum ne yapıyor burada? Annesinin bal paresi. O çocuğum. Uyurken uyandırdım mı seni? Özür dilerim. Uyu anneciğim, tamam. Uyu bebeğim. Öncelikle eve bir su söyleyeyim. Bir adet siparişiniz en kısa zamanda ulaştırılacak. Teşekkürler canım. Bu arada bakın saçlarımı kestirdim. Bayağı şöyleydi. Şimdi artık böyleler. Uçlarından böyle küçük küçük alıyoruz. O yüzden benim saçlarım daha da hızlı uzuyor. Yani eğer saçınızın uzamasını istiyorsanız şu kadar şu kadar aldırın. Gerçekten çok iyi geliyor. Evet. Şimdi yumurtalarımı alıyorum. 5 tane yumurta haşlıyorum. 3 VS'li 2 bana. Şunları da yerleştireceğim bir ara inşallah. Ben ilacımı içmedim ki. Belki bilmeyenleriniz vardır. Ben tiroid hastasıyım arkadaşlarım. O yüzden böyle dışarıdan tiroid hormonu alıyorum ki hormonlarım salgılansın. Su içsem yarıyor denilen bir şey var ya, işte o benim arkadaşlarım. Yani hatta öyle bir noktadayım ki benden daha fazla yiyen arkadaşlarım benden daha zayıf. Çok rahatça kilo veremememin ana sebeplerinden biri de bu. Yani tiroid hormonu çok ana bir hormon ve o salgılanmayınca her şey sıkıntıya giriyor, öyle söyleyeyim. Bazılarının bir de salgılanıyor. Onlar da çok aşırı zayıflı ve kilo alamıyorlar falan. Bunun ortası olmalıydı bende. Ama maalesef ailemde var. Genetik yani, halamlar, babaannem falan. Hatta babaannem ameliyat bile oldu bunun için. O yüzden yapacak bir şey yok. Genetik. Bu kaplarla bu arada su ve çok renkli olmayan şeyler içebiliyorsunuz. Yani çok koyu işte kahveler, çaylar falan içerseniz plak renkleniyor. Yani o da gerçekten çok kötü bir görüntü yapıyor. Az belli olmasını istediğimiz bir şey de bu kadar da kendimize kötülük yapmayız diye düşünüyorum. Muhtemelen ben böyle kahve falan içersem pipetle içerim. Daha az zarar görmesi adına, ya da bunu çıkartıp içmeniz gerekiyor falan ama çıkarıp bir şeyler yemek beni o kadar yoruyor ki. Mesela dün Gizem Veysel falan beraber yemek söyledik ve yemeğin yanında bize tatlı göndermişler. Ben onu fark etmedim. Yemeğimi yedim. Gittim dişlerimi fırçaladım. Bunu taktım hemen falan. Maksimum yarım saat ağzımda yoktu ve o yarım saatte bile o kadar rahatladım ki. Ama bu güzel bir his bu arada. Hani böyle spor yaparsınız ve kaslarınız çalışmaya başladığında kas ağrısı hoşunuza gider falan ya. Artık ona dönmeye başladı bu. Ha evet, demek ki etki ediyor falan modundayım. Neyse, plaklarımı taktım, ben içeri geri geldim. Gizem dedi ki tatlı yiyecektik. Ben dedim yiyemem yani, taktım artık falan dedim. Şunu fark ediyorum. Gerçekten bu bir caydırıcı. Böyle ben kilo vereceğim arkadaşlarım. Hadi bakalım. Hobi meydan. Bu arada benim çaycım... Ay, gösterecektim, gösteremiyorum arkadaşlarım. Karaca'nın şu çaycısı. Buraya suyunu ekliyorsunuz. Kendi kendine çayı demliyor. Çayları zaten içine attım. Böyle kendi kendine demleyecek şimdi. Bir de bu konuşuyor arkadaşlar. Çayı demledim. Afiyet olsun. Ve aslında hiç yapmamam gereken bir şey yapacağım. Ama dün çok rahat yemek yiyemediğim için birazcık açım. Bir tık dün sıvı beslendim diyebiliriz. Böyle bir tost ekmeğinin üzerine salça süreceğim. Onun da üzerine kaşar peyniri ve çedar peyniri koyup fırına vereceğim. Muhteşem oluyor. Çok korkunç değil mi? Hmm.
Bakın çayı demliyor bu şekilde işte. Şuradan fık fık suyunu bırakıyor. Aslında aynı filtre kahve mantığı. Alttaki su zaten sizin normal suyunuz. Bunu ayrıca kettle olarak da kullanabiliyor musunuz? Ay dişlerim ve garipliği. Bakın şu altta da ataçmanlar var. Onlar kadar belli olmuyor. Bunlar daha şey. Bu plakları kimse de böyle ağzının içine kadar sizi getirip göstermedi yani ama gerçekten görüntüsü bu arkadaşlarım. Yani hani bu da bizim farkımız diyebilir miyiz? Ya şaka bir yana gerçekten ama bunu görmek istiyordum. İzlediğim birkaç tane video vardı. Uzaktan bu şekilde konuşuyor. Zaten görünmüyor. Yan yana geldiğimizde nasıl görünecek onu da görmek istiyordum. İzlediğim videolarda göremediğim için size de böyle açıp göstermek istedim bu şekilde görünüyor diye. Dediğim gibi benim dişlerimin durumundan dolayı bu ataçmanlar takıldı. Yani kimisine ataçman takılmıyor bile. Diş hekiminizle gidip bir görüşmeniz lazım. Harunların zaten iletişim bilgilerini ben aşağıya bırakacağım. Harunlarla da görüşebilirsiniz. Ve umarım sizi bu şekilde bu ataçmanlar rahatsız etmiyordur. En çok endişelendiğim şeylerden biri de bu. Yani makyaj videolarında ya da marka işbirliği reels'larında, videolarında bunların çok göz alıcı şekilde durması. Bir de ağzımı kapatamıyor olmak beni çok yoruyor. Bakın ağzımı kapatabildiğim maksimum boyutu gösteriyorum size. Bu. Arkalar şey yaptığı için çenem oturmuyor. Ve çenem oturmak istiyor. O yüzden birazcık bu konuda zorlanıyorum. Ama sizlerden bana plak kullanan bir sürü bebek yazdı. Hani Merve sabret çok güzel olacak. İlk zamanlar çok zor ama sonrası çok güzel falan diye. Sizin telkinlerinizle de ben şu an bu işi yaparız ya. Bu işi yaparız biz. Bir de konuşma kısmında da alışmaya başladım iyice. Tabii ki yine arada falan çıkıyor. Bazen kontrol edemiyorsunuz. Tükürük de çıkıyor. Ya ben kendi tükürüğünden bile iğrenen bir insan olarak bugün plakları çıkartırken bir tık tık zordu. Ama alışacağım. Buna da alışacağım. Ve şeye çok eminim. Plakları benim her çıkarttığımda kesinlikle temizlemem lazım. Çünkü onları temizlemeden bir daha asla takamam. Kendimi tanıyorum. Kendimi biliyorum. O yüzden dışarıdan çok dikkat etmem gerekiyor bu konuya. Yani tuvaleti temiz falan bir yerlere gitmem lazım her seferinde. Neyse 5 ay sonraki halini düşün Merve. 5 ay sonraki halini düşün kızım. Ama gördünüz. Farkı gördünüz videonun başında. Ne halden ciddiye ne hale geçiyor. Bebek gibi. Dım 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 dım. Bakın bunlar olmak üzere. Ay buhar yaptık kız. Bunlar kendi sıcağında iyice erisinler diye fırını kapatacağım şimdi. Ve hemen yumurtaları soyan zi. Çayı demledim. Afiyet olsun. Teşekkürler canım. Kalori bombası bir kahvaltı diyebilir miyiz? Bence deriz. Mükemmel. Mükemmel. Bu arada bunun bir diğer güzel yanı dişte olduğu sürece suyu sürekli kaynatıyor. Sıcak sıcak çenenizi çevriyorsunuz. Ve burada eğer kırmızı yanarsa artık çayı içmeyin demek istiyor. Yani bayatladı demek istiyor. Günaydın. Günaydın. Bu ne yakışıklılık ya sabah sabah. Hayır. Yataktan kalktığımız haldeyiz haliyle. O yüzden saç baş dağınık. İyisin iyi. Yataktan i̇yisin, kalkıp tabii. Saçını tarayan var mı ya hemen? Bence var, yok. Var ben falan. Bugün ya, olmasa da ben. Giderken falan şimdi ben evde oturacağım kahvaltı yapacağım. Niye süs püs yapayım? Gerek yok bence. O bana güzel görünmek için aşkım. Aşkım sen yakışıklısın demedim mi az önce? Demek ki sana güzel görünüyor. Kendi kendime ele veriyorum ya. Nasıl kıvırıyorum. Bu kadar kıvrak zeka olma çocuk. Olma. Olma aşkım. Ağzımı kapatamıyorum. Çok sinirim bozuk. Arkadaşlar Merve bu gece horlamadı. Bence çok güzel rahat uyudu. Çünkü ben geç uyuyorum Merve'den. Ya. Merve uyuyor. Ben takılıyorum böyle telefonda falan filan. Bakıyorum dikkat ediyorum. Bugün horlamadı. Ondan önceki günler. Aşkım yorgundu. Ne var be? Git öpme beni. Evet horluyorum. Ben de horluyorum. Sen de horluyorsun. Pars horluyor. Hepimiz horluyoruz. Ama Pars'ın ki insan gibi bu arada. Hiç göstermedin mi ki? Göstermedim. Bir saat Pars'ın horladığı video falan. İzlenir, yemin ederim izlenir. ASMR videoları çok izleniyor. Pars'a yaka mikrofonu. Neyse ben şu plakları çıkarayım geleyim. Hayatım sen de Friends'i aç. Yani biz şu an Veysel'le Friends'i izliyoruz ve 8. sezonla mıyız? Çok üzülürüm çünkü bitecek. Bittiğinde de şöyle bir şey olacak. Veysel yemek için bir şeyler bul. Evet. İzlemeye, yemek yerken izlemek için bir şeyler bul. Ama yani ben bir şeyler izlemeden yiyemiyorum. Benim için kahvaltı 5 dakika olduğu için bir şey izlemiyorum. Ben otururum, keyif yaparım 15-20 dakika. Oh mis falan. Veysel'e bakıyorum 5 dakika içinde yemiş dizi izliyor. O benim kocam. Annesinin bal peteği. Sen yine mi uyandın? Bu nasıl bir yatış? Bu nasıl bir yatış? O zaman bana bir öpücük verirsin. Oh. Oh efendim. Veysel acıkmış. O benim çocuğum. Hanimiş anneşim. Hanimiş. Ay saçım geldi. Hanimiş anneciğim. O benim bebeğim. Oo yatası var.
var. Elimi verseydin bari. Pars. Ya bu nasıl bir uyumak ya? Bu nasıl bir koca götlülük ya? Bu yanağı çıkıp patlatırım bu yanağı. Ay uyuyor ya gerçekten. Tamam çocuğum sen uyu. Pars günü zaten 16-18 saat falan uyuyor bu arada. Evet. Hadi gelin plakları birlikte çıkaralım. Sizi yine dolaba koyuyorum. Şu arkası yansıyor. Şunu kapatayım. Bir ilk önce ellerimi yıkıyorum. Bunun içerisine açıp zaten dişlerinizi... plaklarınızı koyuyorsunuz. Bunu yanınıza taşıyorsunuz. İlk önce arkalardan sonra genişlete genişlete çıkarıyorum. Üst kolay çıkıyor ama alt ön çok zor çıkıyor. Neden bilmiyorum. Bunu görmeyin. Hayır ben de tiksiniyorum yani. Oh be, oh be. Böyle bir rahatlama geldi yalnız. Bunu çıkarttığımda ataçmanlar yanaklarımın içini kesiyor. Çünkü bunlar çok sivri. Gösterebilir miyim? Bence görebilirsiniz. Bakın. Bir gün korkuyorum ataçmanlardan biri burada kalacak diye. Yalnız şu an çok komik. Plak varken görünmeyen o kesikler şu an çok net görünüyor. Plak kullanmak şu an beni daha mutlu ediyor yani. Mesela şöyle dokunuyorum ya, aşırı hassas dişlerim. Hani hareketliler. Anlıyorum o hareketlerini. İşte böyleyken yemek yemek bir tık zor oluyor. Ama dediğim gibi sonuca değer. Katlanacağım buna. Hem böylece kilo da vereceğim. Şimdi kahvaltımı yaptıktan sonra şöyle ki, hemen gelip dişlerimi fırçalayacağım. Plakları sonra tekrar takacağım. Ondan sonra zaten devam ederiz sizinle de. Şimdi biz kahvaltımızı yapalım. Hatta şöyle size çok ufak gün ışığında da göstereyim. Umarım bu kadar yakınlıktan rahatsızlık duymuyorsunuzdur. Ama ne yapayım? Bu merdivenin burada ne işi var? Kocam ne işi var? Avizeleri asarken koyduk ya buraya, kaldırmayı unutmuş. Onu kaldıralım artık. Kamufle olmuş ağacın yanında, kamufle olmuş. Hiç kamufle olmamış bence. Laps diye duruyor burada. Kaldıralım lütfen. Kahvaltımı yapıp geri geldim. Şimdi dişlerimi fırçalayacağım. Bu şarjlı diş fırçalarıyla bu ataçmanları fırçalayabiliyorsunuz ama çok baskı yapmamanız gerekiyor. Diş macunu normal, her zaman kullandığım diş macunlarımdan biri. Garip bir his yani, dünden daha çok alıştım. Ama tamamen alıştığımı da söyleyemem. Dizlerim hassas. Ön dizlerim çok hassas. Ama yine de bu şarjlı diş fırçalarıyla fırçalamak istiyorum dişimi. Çünkü yıllardır bunları kullanıyorum. Takması çok basit. Şöyle göstereyim bu arada size yakından. Bakın görüntüsü böyle. Ne kadar yamuk görüyor musunuz dişlerim? Şurada da ataçmanların zaten şeyleri var. Yerleri var. Yani bu ataçmanlara göre zaten basılıyor bu plaklar. Şimdi ilk yapmamız gereken ön kısımlarını oturtmak. Yani şöyle... Önleri yıkıyorum. Ha? Bu kadar. Yani çıkartması biraz zahmetli ama takması çok basit. Şimdi alt kısma geldik. İyice yerleştiriyorum. Şu an bence okeydi yani. Bunları taktığımda sanki tık diye böyle dişlerim bu kalıbın tekrar şeklini almış gibi. Çok garip bir his. Şimdi birazcık kurgu yapacağım. O yüzden içeriye geçiyorum. Bu hafta aşırı yoğun bir hafta değil benim için. Belki yarın bir çekimim olabilir. O kesinleşmedi. Ondan haber bekliyorum. O benim çocuğum. Şu güzelliğe bakın ya. Saatlerdir aynı yerde böyle yatıyor. Topu da burada. Çok tatlısın annem. Perşembe günü zaten lazere gidiyoruz arkadaşlarım. Veysel, ben, Betül, Eda hep birlikte komple tüm vücut lazere gideceğiz. Bunun için çok heyecanlıyım çünkü evde kullandığım o cihazlar çok güzel etki ediyordu. Ama artık böyle düzenli bir şeyleri yapmak istiyorum çünkü olmuyor yani. Neyse şimdi ben kurguya oturuyorum arkadaşlarım. Tekrar görüşürüz. Şu an Feliz Beauty'ye geldik. Size yoldayken çekemedim, böyle çok hızlı çıkmamız gerekti. Komple tüm vücudumuzu lazer yapacağız. Feliz Hanım gerçekten dünyanın en tatlı insanı. Bu arada ben Mervan'dan gördüm. Mervan geliyordu buraya. Artık dedim bu yaza tüylerimden, kıllarımdan kurtulmak istiyorum falan. Şu an Betül ayrıca tırnak da yaptırdı. Size şöyle dışarıda bir çekmek istedim. Çok hızlı bir bahsetmek istedim olaydan. Şimdi içeri gireceğim. Abi kapı yaşamadım kız. Aman ya. Minnoş'umla görüşebildik evet sonunda. Evet ya. Var ya, o kadar sürekli birlikte olduğumuz için artık görmeyince birbirimize o eksiklik hissiyatı olmaya başladı. Böceğim benim ya, böceğim. Evet. Art yapmadık. Şöyle. Dümdüz. O zaman sen şimdi çekime gidiyorsun. Sonra tekrar geri geliyorsun. Aynen. Değil çekim mi? Çekim değil aslında. Etkinlik. Etkinlik. Ha, pardon. Geri geliyorum. Aslında sonraydı çekimin. Yoğun evet, kızımız çekim. Çalışıyor. Evet, koşuşturuyor. Ya, çok şey, yoğun, aşırı. Bana bir kombinini göster. Ay evet. Hırkamı giydim düşünmemek için. Tabii cropsuz olmaz. Yani şu çizmeleri linkle bana yani, lütfen. Gerçekten yürek yüzü. Normalde çok üşüyen bir insanım ama dedim ki hayır. Bugün işime bugün önemli bir gün. Aynen, bugün güzel olacaksın. Gayet güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Sen şimdi çıkıyor musun o zaman? Taksi bekliyorum. Sonra çıkacağım. Aa bitti mi? Yok, başlamadık ki. Başlamadınız mı? Ya ben seni çekecektim. Geç kaldım. Ya biz Feliz Hanım'la bir sohbete daldık. Evet. Birazcık şey oldu. Ben de kahve istiyorum. Tamam. Veysel'in bu arada ön arka komple. Ön arka fotokopi mi çekti? Nasıldı?
Bana deneyimlerini aktar kocam. Sadece ensemde hani böyle bir şey oldu. O da zaten şey, boynundan üstü zaten çok hassasmış. Ense kısmında böyle bir hissettirdi ama öyle dayanılmaz bir acı değil. Onun dışında burada hiçbir şey hissetmedi. Başlıyor muyuz kıllarınızdan, kıllarınızdan? İnşallah. İnşallah. Merhaba kankim, sağ ol. Thank you. Cillo okey olacağız. Cillo okey. Arkadaşlar şu an müsait olmadığım için üzerimi çekemiyorum. Mehtap beni bir minik şu an lazerleyecek. Mehtapcığım nasılsın? İyiyim. Şu an jelleyeceğiz beni arkadaşlarım. Benim bacaklarıma, tüm vücuduma, genital bölge her yere yaptık. İnanır mısınız? Sıfır acı, sıfır his. Ki zaten Mehtap'ın eli de çok hızlı. Şipşak halletti. Şimdi de koldayken size bir minik göstermek istiyorum. Bu jel ne özelliği vardı? Cinsin kaymasını sağlıyor. Aradaki ısı dengesini kuruyor. Bu benim özellikle daha bana yani büyüteç görevi görüyor diyebiliriz. Bakın çok hızlı bir şekilde. Yani sıfır acı gerçekten. Mervan söylüyordu. Gerçekten hiç acımıyor falan diyordu. Ama ben hadi be oradan falan illaki hissedersin demiştim ama gerçekten hiç acımıyor. Genital bölgede koltuk altı gibi yerlerde hani çok minik batma hissi gibi ama o da o kadar yok ki. Biz gerçekten bu arada tüm vücut yapıyoruz. Şu anda da kollarımın üstüne, sırtım, göğsüm, göbeğim, aklınıza gelebilecek her yer. Bunu da böyle laf lut söylemem peki. Ama gerçekten yaza bomba gibi giriyorum arkadaşlarım. Bu arada şöyle bir şey var. Benim çok fazla şeftali tüyü mü derler ona? Böyle ince ince tüylerim vardı. O şeftali tüyleri falan hem çok parlıyordu hem beni çok rahatsız ediyordu. Yine sıfır his, yine sıfır acıma. Ama tabii ki ara ara böyle batma hissi oluyor. Kıl köpüğünün yoğun olduğu bölgelerde oluyormuş. Doğru söyledim. Yanlış bir söyledim ya. İlk kez yüzüm bu kadar böyle pürüzsüz falan. Daha öncesinde hiç ne jilet, ne ustura, işte ne ağda falan hiçbir şey yapmamıştım yüzüme. Mehtap aldığı zaman şöyle bir dokundum. Çok güzel ya. Bebek gibi böyle kaymak gibi. İşte bunun güzel tarafı ince tüy, renk fark etmeksizin hepsini alabiliyor. Ben işte ondan birazcık böyle endişe ediyordum. Ya acaba işte benim tüylerim hani sarı alabilir mi, görebilir mi falan. Bu cihazda öyle bir şey yokmuş. O yüzden çok mutluyum. Şipşak şipşak ayarlıyor zaten Mehtap kendisi. Bittik mi? O Türkiye eziyetimizin sonuna geldik. Bitti şu an. Ama böyle günün sonuna. Gerçekten böyle bir kapak fotoğrafı istiyorum şu an kendime. Biraz önce çaldım kremleri sana, şimdi geri vereceğim. Tamam. Bir gün boyunca lazer yapılan yerlere şey gelmemiz gerekiyor. Su. Lazerimiz bitti. Şimdi Madina ayaklarıma pedikür yapıyor. Hayatımda ilk defa pedikür yaptırıyorum desem bana ne dersiniz bilmiyorum ama böyle. Gerçekten ayak benim galiba en sevmediğim organım falan yani. O yüzden çok ilgilenmediğim, çok böyle üzerine düşmediğim bir şeydi. Şu an Madina tırnaklarımı kesti ve törpülüyor. Size böyle ufak ufak kısımlarını da göstereceğim. Madina'nın en sevdiği şeylerden biriymiş pedikür. Aynen. Pedikür yapmayı mı seviyorsun yoksa hani pedikürlü görünen ayağı mı seviyorsun? Yapmayı seviyorum. Vallahi. Evet. Bugüne kadar size ayaklarımı gösterip göstermediğime de emin değilim. Göstermezsem de zaten pek bir şey kaybetmiyorum. Allah aşkına gerçekten hiç güzel bir ayağım yok ya. Kimilerinin böyle parmakları sütun gibi oluyor. Tırnaklarımda bir problem varmış. Tırnak etiniz ortası uzun olduğu için ayakkabınızda baskı yaptıkça tırnaklarınızda şey oluyor. Kenarları nasıl anlatayım? Böyle köprü gibi şey oluyor. Boşluk kalıyor. Bir de baskı yapıyor, bir de acıtıyor şuraları. Evet, iki evet. Yanı. Aynen ondan dolayı oval yapıyoruz size. Evet, bugün böyle oval yapıyoruz. Madina şey dedi, ilerleyen süreçte burayı birazcık daha itip tırnaklarımı daha küt yapabilirmişim. Sendeyim ben Madina. Ne yaparsan artık ben sendeyim. Arkadaşlarım ayaklarımın farkına bakar mısınız? İnanamıyorum şu an gerçekten. Madina ellerine sağlık. Şimdi oje süreceğiz. Ondan sonra bir de siz görün asıl yani. Bir yanda da burada video kurguluyorum arkadaşlarım. Filiz paylaşacak Instagram hesabında ve batık tırnağımın çıkarılış anı falan var böyle. Çok bilgilendirici bir video oldu. Bunu da izlersiniz artık. Evet, bu görüntüyü her zaman merak etmişimdir. Çok komik duruyor ama. Şimdi ojeye başlıyoruz. Gerçekten arkadaşlarım bu kadar ayaklarım değişik. Bu kadar farklılık olamaz. Ojenin rengi falan da çok güzel. Ama Madina da inanılmaz güzel temizledi. Ellerine sağlık. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Bir dahaki gelişimde Madina şey diyor, kırmızı yapalım mı? İlk kez yaptım ama kesinlikle bu son olmayacak belli ki. Tertemiz oldu. O yüzden bir dahaki sefer Madina'nın sözünü dinleyip muhtemelen kırmızı yapacağım. Arkadaşlarım şimdi Filiz'in yanından çıktık. Lazerlendik. Kendimize geldik. Tertemiziz. Özellikle yüzüm bebek gibi zaten. Onun detaylarını eve gittiğimizde anlatacağım. Plak olmadığı için anlamışsınızdır. Yemek yiyeceğiz. Burada Veysel Show ve burada Gizo Show var. Yediklerimizi anlatmayı çok isterdim ama Veysel bitirmiş. O yüzden anlatamıyorum. Anlatılacak bir yolu.
Pantini yiyorum. Afiyet olsun hayatım. Ben ne yiyorum? Tahinden böyle vejetaryen bir menü aldım. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz her şey mükemmel. Gizo da aynı şekilde burada menüsüyle cebelleşiyor. Ye yavrum. Güzel görünüyor, çok güzel kokuyor. Çok lezzetli gerçekten. Tatlı şeyler severler bence. Aynen. Ben de açlıktan ölmek üzereyim, o yüzden kamerayı kapatıyorum arkadaşlarım. Yemeğimi yiyip plaklarımı tekrar geri takıp geliyorum. Hem plaklar hem de lazer için ufak ufak bilgiler verip bu videoyu sonlandıralım diyorum. Lazer için şunu söylemeliyim ki düşündüğümden daha hızlı bitti seans. Tüm vücut derken bu arada tüm vücut yapıyorlar. Bayağı her yeriniz, boynunuz, göğsünüz, göbeğiniz, meme ucunuz, poponuz, genital bölgeniz, bacaklarınız, parmaklarınızın üstü, kollarınız, yüzünüz, aklınıza gelebilecek her yeri. Her yer ama. Ben hayatımda ilk defa dışarıda lazer epilasyon yaptırıyorum. Daha öncesinde hep evde IPL cihazlarıyla kendime atış yapıyordum ama kılları bitirmiyor. Uyutuyor. Daha geç çıkmasını sağlıyor falan. Ama bu tabii ki daha farklı bir cihaz. Tüm vücut olması da beni çok mutlu ediyor çünkü göğsümün arasında olan, göbeğimde olan böyle ufak ufak şeftali tüyleri vardı belimde, sırtımda falan. Onların hepsi gidecek arkadaşlarım. Bir ay sonra ya da 20 gün sonra falan bir randevumuz var. Yani böyle başladık artık bir yola. Devamı gelecek. Bir de Filizler'in şu an çok güzel bir kampanyası var. Arkadaşınızla beraber Mart sonuna kadar eğer randevu alırsanız %20 indiriminiz var. Bir de benden geldiğinizi söylerseniz ayrıca %10 indiriminiz daha oluyor. O yüzden arkadaşlarım gitmek istiyorsanız açıklamalar kutucuğuna hemen linklerini bırakacağım. Mesaj atıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Benim tüyümün rengi çok açık, işte çok cansız falan demeyin. Hepsine çok rahatlıkla lazer yapılabiliyorlar. Çünkü cihazları öyle bir cihaz. Bir de plaklarla alakalı sizlere bir güncelleyeyim. Bugün plağı kullanışımın 6. günü. Bu videoyu siz izlerken ben yarın yeni plaklarıma geçiyor olacağım. Ufak bir sıkıntımız oldu. Benim şu dişimdeki ataçman düşmüş. Hemen zaten Eyüp hocamı aradım. Ya gerçekten çok ilgililer. Hemen işte bir randevu oluşturdular o ataçmanı takmak için falan. Sonra Eyüp hoca hani bir animasyon vardı ya, dişlerim nasıldı, nasıl olacak falan diye. O animasyonu izleyip dişimin ne açıda olması gerektiğine falan baktı. Eğer ki bu dişte çok büyük bir hareketlenme olsaydı randevuya kadar ikinci plağıma geçemeyecektim. İlkini kullanmaya devam edecektim. Ama o animasyonu inceledikten sonra dedi ki Merve hiçbir sıkıntı yok, yani geçebiliriz. Bu tedavinin hızlıca bitmesi için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Günde 2 saatten daha az zaten plaklarımı çıkarıyorum. Normalde 3-4 saate kadar okey olabiliyor ama hani çok da zaten şey yapmamak lazım. Çok çıkartmamak lazım. Ben olabildiğince minimumda tutuyorum bunu. Sadece kahvaltı ve akşam yemeklerinde çıkarıyorum. O yüzden ciddi manada arkadaşlarım kilo vermeye başladım yani. Buna seviniyorum. Dişimin düzeldiğine değil de resmen. Bu arada şöyle bir güncelleme yapacağım. Plakları tabii ki ilk taktığınızda çok sert oluyor. Ve aslında her plak bir önceki plağı hazırlıyor. Sıkıntı olursa diğer plaklar da sıkıntıya giriyor. O süreç uzuyor vesaire. Haliyle biraz tabii baş ağrısı yapıyor. Bu arada ilk 3 gün gerçekten benim için inanılmaz zordu ama şu an her şey çok basit. Çok da rahat alışmaya başladım. Hatta bu plaklar dişimdeyken hiç çıkartmadan bir marka işbirliği videosunu bile çektik. O yüzden yavaş yavaş dediğim gibi alışmaya başladım. Bakalım süreç nasıl olacak? Bunları hep güncelliyor olacağım size zaten Instagram'dan. O yüzden beni hala Instagram'dan takip etmiyorsanız şuralardan bir yerlerden gelen hesabıma göz atmayı unutmayın. Başlık açacağım zaten orada. Her hafta dişlerimin olduğu görüntüleri ekleyeceğim falan. Eğer bilgi almak, bu tedaviyle alakalı konuşmak isterseniz de İstanbul Group Dental'in aşağıya açıklama kutucuğuna yine linkini bırakıyorum. Harunlar gerçekten çok ilgililer. Ha bu arada Pars'la alakalı da şunu söyleyeceğim. Pars yatağına artık iyice alışmaya başladı. Geceleri de bırakıyoruz. Sadece evden çıkarken eğer yalnız başına kalacaksa yatağı alıyoruz. Çünkü geçenlerde bayağı bir hırpalamaya çalıştı ve Pars'ın elinden ben yatağı alamadım. Yatağı ayrı bir yere fırlattı. Pufunu ayrı bir yere fırlattı falan. Patisiyle bastırıp dişiyle çekip parçalamaya falan çalışıyor. Ara ara böyle halleri geliyor ama dediğim gibi yavaş yavaş da alışıyor. Alıştıktan sonra evin içerisinde gezen bir Pars görmek istiyorum artık ben de. Halıları tiftiklemeyen, üzerine çişini yapmayan, duvarları kemirmeyen bir Pars istiyorum. Gerçekten duvarımızı kemirmiş. Göstereyim mi size bu arada? Eşşoğlu eşek ya. Bakın yine uyuyor. Tam uyurken zaten uyandırdım. Uy annem. Nasıl bakıyor bana? Tanıştırayım arkadaşlarım Pars'ın dişleri. Duvarları zaten biz iyice temizleyeceğiz, boyayacağız falan filan bu ev turundan önce. Vücudunu salladıkça böyle böyle etrafa salya falan da fırlıyor. Duvarları da ara ara yalıyor. Gördüğünüz gibi ısırıyor da. O yüzden çok şey yapamıyorum şu an. Yavaş yavaş dediğim gibi eve de alışıyor. Öyle arkadaşlarım. Benimle bir hafta tadında bir vlog oldu. Umarım siz de severek, beğenerek, gülerek, eğlenerek izlemişsinizdir arkadaşlarım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ilk plaklarımı yarın çıkarıyorum. Sizinle beraber hatta yeni plakları taktığımız bir story atacağım Instagram'dan. Hayatımın her anını sizinle paylaşmayı çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.